Sayın Doçent Doktor Şükrü Yazar, hoş geldiniz Hoş siz bulduk, de. sağ olun. Sizin biraz sonra da botoksla ilgili, cerrahiyle ilgili müthiş bir uygulamalı bir şeyi de var hocamızın. Acı Badem'de çekmişler. Bravo. İnanılmaz güzel bir Teşekkür ederim, sağ olun. uygulamalı şey, bir Tatbikatı da göreceğiz tatbikatı yani. Göreceğiz. Harika, O da süper. çok hoş. Hocam şunu sormak istiyorum. Bu yüz gerdirme diye veya artık şey diyebilir miyim, müdahale diyebilir miyiz Tabii bunlara? tabii, müdahale olarak alın. Bir mesela hanım diyelim veya bir hastanız geldiği zaman yani size şey diyor mu? Yani ben işte Tansu Çiller'e benzemek istiyorum veya işte ne bileyim Angelina Jolie ben şöyle olmak istiyorum diye mi geliyor? Nasıl yani size hani ne bileyim ben bir reçeteyle mi geliyor? Nasıl bir şey? Şimdi şöyle, geçmişte daha fazlaydı. Bu şekilde gelen hastalar daha fazlaydı. Ellerinde bir mankenin veya birinin resmiyle gelip benim burnumu bu şekilde yapabilir misiniz diye gelen hastalar daha fazlaydı. Ama bunu biz medyanın da desteğiyle plastik cerrahlar çok gündeme getirdik. İnsanların böyle resimlerine göre Evet. burunları veya yüzlerini yapmadığımızı, kendi kişinin kendi dokularına göre, kendi yüz hatlarına göre ameliyatları ve ona göre planladığımızı anlattık. Her yerde de anlatıyoruz. Bugünkü programda da söyleyeceğim. Onun için hastalarımız veya insanlarımız daha da bilinçlendi. Ama buna rağmen yapanlar var mı? Var. Benim bir hastam birkaç ay önce burun ameliyatı yapacağım bir hasta CD getirdi bana. Ameliyattan bir iki gün önce 40 tane işte Amerika'da benim de tanımadığım model, sanatçı, 40 kişi mi 40 benzeri? kişinin benzeri CD yapmış. Diyor ki bana maşallah. burnumun diyor Allah Allah. burasını diyor bilmem ki hangi sanatçı gibi ucunu bilmem kim gibi bilmem. Ben dedim ki ben sizin ameliyatınızı yapamam. Ben yapamam çünkü bu olmaz. Sizin var olan yüz hatlarınıza, burun şeklinize Tabii, uygun bir tabii. şey yapabilirim diye. Ve sonra hasta gitti. Birkaç gün sonra geri geldi. Ameliyatını yaptım. Çok memnun oldu. Arkadaşları geliyor. Tabii az da olsa var. Bu tür istekler var ama biz onları anlatıyoruz. Yani olmayacağını veya olamayacağını. Yani beklentiyi masaya Tabii, koymak. tabii. Çünkü mesela ne bileyim ben karaciğer işte bir diyelim ki karaciğer hastası beklentisi belli. Yani Evet, evet, iyileşmek evet, istiyor. Ama burada beklenti sınırsız. evet. Ondan sonra da insanlar ya sen şöyle mi oldun böyle mi oldun dediği zaman da hasta bayağı ciddi şekilde hani kafası da Karışmış karışabilir oluyor. değil mi? Çok. Biz o zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki sizde bu bulgular var. Çünkü mesela bir yüze baktığımız zaman o yüzdeki yaşlanmayı, değişikliği analiz ediyoruz biz. O analizden sonra hastaya ne yapabileceğimizi, neler yapabileceğimizi söylüyoruz. Ona göre işlemler yapıyoruz. Yani her gelen isteyen değişikliği yapmak mümkün değil. Etik de değil, doğru da değil. Peki Deniz Akkaya mesela Liz Taylor'a benzetti kendini değil mi? Evet, Öyle bir hemen şey hemen var. aynısı oldu. Evet. Evet ama... Ama bir şey söyleyeceğim. Estetik de herkese yakışmıyor. Birçok insan görüyoruz. Biraz da galiba maya gerektiren bir şey. Tabii Yani nasıl güzel Türkiye'de olacak. estetik Tabii olan iki o da kişiyi var. yan yana koyalım. Mesela atıyorum Deniz Akkaya şu anda gerçi biraz daha kötü görünüyor. Ama ilk yaptırdığı zaman ne kadar güzel olduğunu hepimiz Evet. biliyoruz. Çok güzel Bebek görünüyordu. gibiydi. Ne diyorsunuz siz bu konuda? Şimdi tabii estetik ameliyatlarda kıvamında yaptırmak ve hani bazen öyle oluyor ki üst üste. Yani ben medyada takip ediyorum şişmiş dudaklar. Ya Böyle bir dudak yok. yok ya Yani böyle doğru. bir şey Evet. yok. Doğa Böyle ya bir doğal aykırı. değil. Tabii. Ama maalesef şişmiş. Hani o dudağın duyusu da yoktur. Evet. O kadar çok madde enjekte ederseniz bir süre sonra o Hissetmez dudak mi doktor hissetmez bey? tabii. Yani Yani yerken, yerken içerken yerken içerken onları bardağı falan kullanabilir mesela. ama yani doğal değil. Ben o tarz bir dudağı bir estetik cerrah olarak doğru bulmuyorum, doğal bulmuyorum. Tabii. Yani doğala uygun şekilde Sağlıklı da yapmak değil o gerekiyor. öyleyse. Bir de Yemek nasıl bir yerken. beklentilerle geliyorlar? Ha Yani evet. acaba mesela eşleri mi onlara bir şey söylüyor? Yani Ha yoksa evet. ki moda Psikolojik olarak. dergilerinden mi görüyorlar? Nedir yani kadınların asıl beklentileri? Söylemelerine gerek yok ki eşi yanında başka bir kadına bakarsa kadın ne yapsın? Ha. Kompleks yapıyor. Evet. Çok normal bir şey bu yani. Şimdi bize hasta geldiği zaman hastayı ameliyat için değerlendirirken psikolojik yönlerden de değerlendiriyoruz. Uygun hasta hangi hastadır diye bakıyoruz biz.
Birincisi kendisindeki var olan deformasyonu bilen hasta çok uygundur. Şöyle geliyor, diyor ki benim burnumda kemer var, yıllardır bunu yaptırmak istiyorum ama yaptıramadım. Şimdi ekonomik gücüm düzeldi ve bu burnumu düzeltmek istiyorum. Bu uygun bir hasta. Kendini bilen, değişikliğini bilen bir hasta. Ama gelip de bir doktor benim, yani bana bakın ne yapabilirsiniz diyen hasta var. Bu uygun bir hasta tabii. Değil. İkincisi, ailesinden destek alarak gelen hastalar çok uygun hastalar. Ne bileyim, eşi olabilir, sevgilisi olabilir, annesi babası olabilir, destekleyip getirdiği veya birlikte ortak paylaştığı insanlar uygun hastalardır. Mesela sorgulama esnasında bazen şeyi, ayrılma dönemleri bizim için tehlikelidir. O hastalar tehlikeli hasta. Arayış içerisinde. Evet, eşinden ayrılmıştır, sevgilisinden ayrılmıştır. Sizin biraz önce dediğiniz gibi bir şey vardır, sorun vardır. Bu hastalar sorunludur. Yani bunları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu ameliyatı yapsanız da sonrasında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ona çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani bunun gibi bu örnekleri artırıyoruz. Dinleyen hasta bize konuşurken veya ne bileyim daha önce bir estetik ameliyat olmuştur. O estetik ameliyattaki sonucu bazen iyi bulanlar vardır. Gerçekten iyi bir sonuçtur. Ama iyi olduğu halde kötü olarak değerlendiren hasta vardır. O zaman yani sizin de yapacağınız işi beğenmeyecektir veya sizin. Bu tür şeyleri değerlendirmeleri yaptıktan sonra hastayı ameliyatına geçiyoruz. Yani her gelen kişiye her isteyen şeyi yapmıyoruz. Peki böyle mesela şey siz şeyi söylüyorsunuz, hani bu yüz yaşlanma yani dediniz, yaşlanma gibi, ama 20 yaşında 25 yaşında da gelenler var. Yani bu yaşlanmayla hiçbir alakası yok. Yani illa yaşlanma mı sizi bir hastanın gelme sebebi? Değil. Şimdi bir insan kendisinde bir değişiklik hissediyorsa, güzelleşme isteği oluyorsa geliyor. Biz şöyle diyelim, 25'indeki birine de estetik ameliyat yapıyor muyuz? Yapıyoruz ama tutup onun yüzünü germiyoruz. Hı hı. Veya ne yapabiliyoruz? Belki gerçekten kaş arasındaki, ki veteride de var, genç bir hastama ben botoks yaptım. Evet. Oradaki o kırışıklık, sert ifade onu rahatsız ediyordur. Ona bir botoks uygulaması yapabilirsiniz. Veya ne bileyim göz altındaki torbalıklar, bunlar sadece yaşlanmayla değil, vücudunda var olan gençliğinden beri, çocukluğundan beri olan şeyler olabilir, deformasyonlar olabilir. Onları düzeltmek için de olabilir. Şimdi yani, mesela bizi daha çok yurt dışında zaten izleniyoruz. Yurt dışında çocuklara bile estetik yapılıyormuş. Mesela okula başlamadan önce kepçe kulakları böyle bir şey var. Ama Türkiye'de yok bu galiba, değil mi? Şimdi şöyle, ben de yurt dışında çalıştım. İngiltere'de bir dönem bulundum. Orada şöyleydi. İşte yapılan ameliyatların, gün içinde yapılan ameliyatların büyük bir kısmını kepçe kulak ameliyatları oluşturuyordu. Bizde kepçe kulak ameliyatları genelde orta yaşında ekonomik bağımsızlığını kazanmış insanlar gelip yaptırıyorlar. Aslında kepçe kulak ameliyatları 6 yaş civarında yaptırmak gerekiyor. Okula başlamadan önce hani sınıfta alay etmesinler. Öğretmen bazen çekmesin falan diye. Aynen. 6 yaşın bir şeyi var. Birincisi kulak gelişimi tamamlanıyor. 6 yaş iyi bir yaştır. Kulak gelişimi oluyor. O yaşta yapabiliyoruz. Daha önceki dönemlerde yapmıyoruz. Bir ikincisi de okul. İlkokul öğrencileri acımasız derecede birbirlerini eleştiriyorlar. Kendilerini şey yapıyorlar. Evet. O psikolojiyi bozmamak için olabilir. O dönemde yapmak gerekiyor. Ama Türkiye'de yavaş yavaş oturmaya başladı. Yani bilinçli aileler o dönemlerde getirip ameliyat ettiriyorlar. Ama genelde kepçe kulak ameliyatları bizde işte daha geç dönemlerde gelen aslında. Bir de acaba şey mi var? Yani biraz yöresel şeyler de var, değil mi? Yani mesela işte Karadenizlerin burunları, işte onlar böyle hani belli bir şey var. Yani o tamam Karadenizli deyince öyle burunlu olur falan gibi. Böyle şey var, çok da dokundurmuyorlar. Öyle işte kepçe kulaklı güzeldir falan gibi. Bizim alıştığımız normlar da var. Evet, biraz. Evet, olabiliyor. Bazen o tür şeyler de olabiliyor var. Ama tabii bize hasta tarafına, yani mesela kendisi estetik ameliyatla ilgili bir şey yoksa, sorun yoksa, binlerce insan var. Yani hiçbir sorunu olmadan onunla yaşayabiliyor. O zaman sorun yok. Ama sorun olarak bize getirdiği zaman biz değerlendirip estetik ameliyatları öneriyoruz. Yoksa ben sokakta bir sürü insan görüyorum veya çevremde bir sürü insan görüyorum. Her gördüğüm insana hani yani sizin burnunuz, işte gözünüz, kapağınız gibi görmüyoruz. Sadece sanat camiasıydı eskiden.
Şimdi artık her meslek grubundan hanımlar, beyler. Evet. Şimdi şöyle, eskiden dediğiniz gibi daha çok işte medya veya manken veya şeyler için yapılan bir yöntemken, şimdi artık estetik ameliyatlar herkesin ulaşabildiği bir ameliyat yöntemi oldu. Her kesimden hastalarımız var. Erkek hastaların giderek sayısı artıyor. Biraz onlar önce, en çok neyi yapıyorlar doktor? Erkek hastalarda da en çok yine burun ameliyatı yapıyoruz ama son dönemlerde saç ekimi çok arttı. Mesela bizim çok hastamız var. Özellikle yurt dışından. Yurt dışından Türkiye'ye mi geliyorlar saç ektirmek için? Yurt dışından Fransa'dan, Almanya'dan saç ekimi için geliyor. Bir gün sebep ne? Yani niye Türkiye'yi seçiyorlar saç ektirmek için? Hani şey... Sadece saç ekimi değil de yurt dışından çok fazla estetik ameliyat için gelen hastalarımız var bizim. Bunda birkaç neden var. Birincisi tabii yurt dışında, özellikle Avrupa'da bu ameliyatlar daha pahalı. Çok pahalı değil mi? Evet. İkincisi estetik ameliyatlar Türkiye'de, biz plastik cerrahlar iyi bir konumdayız. Dünya üzerinde iyi ameliyatlar yapıyoruz. Bravo. Ve şu var. Plastik cerrahi, Türk plastik cerrahisi dünyadaki plastik cerrahide iyi bir yeri, konumu var. Çok tebrik ederim. O açıdan, tabii bu işi yaptığınız zaman ne oluyor? Yurt dışında sunuyorsunuz, yaptığınız işi yurt dışında sunuyorsunuz. O zaman bu doğal olarak hastalarınıza da bir şekilde, hastalar da ulaşıyorlar. Artık internet çok yaygın. Herkesin web sitesi var. Herkesin girdiğinde sizin ne yaptığınızı, nerelerde çalıştığınızı, hangi hastanelerde uğraştığınızı, yurt dışında nerede çalıştığınızı biliyorlar. Ve bunun için hastalar, mesela Avrupa'dan çok tercih eden gelen hastalarımız var. Türk hastalarımızın bir avantajı da şu oluyor. Zaten Türkiye'ye geliyorlar. Yılda bir kez, iki kez. Gelirken o dönemde hem tatillerini yapıyorlar hem de estetik ameliyatlarını yapmış oluyorlar.